Kur'an okumasını bilmiyorsa, her surenin tabi yerini bilmiyorsa, bu mutlaka bilenlere sorması gerekiyor okuduğu şeyleri. Mesela ilk rekatta İzerca okudu, Resulullah okudu böyle. İkinde Kulvel okudu böyle. Bu da gene mekruh. Arada tek sure atlamak da mekruh. İki sure arada atlayabilir, tek atlaması yine mekruh oluyor. Zam-ı sure olarak Kur'an'da ne varsa hep okunur muhtemelen böyle. Hatta bazı diyorlar mesela şu okunur, bu okunurum böyle. Hayır muhtemelen böyle. Hep okunur mesela. Mesela ayet-i kürsü okunur. Ama sırasında okuma gerekiyor bunlara böyle. Okuma gerekiyor bunları. Hep okunur bunlara böyle. Bir de namazda sessiz okumak, sessiz okumak var bir de namazda böyle. Önce bir münferit dedi. Münferit tek başına namaz kılan kişi demektir. Fert yani tek kişi böyle. Namaz kılan kişi böyle. Sabah namazında, akşam namazında, yatsı namazında ve de gece nafilede ister sessiz okur, ister sessiz okuyabilir. Serbesttir. Tek kişi böyle. Sabah namazı biliyorsunuz sessiz okunuyor sabah böyle. Akşamın ilk iki rekatında sessiz okunuyor böyle. Yatsının ilk iki rekatında ses okunuyor. Tek başına namaz kılan kişi evinde olsun, dükkanda olsun, tarlada, bayırda olsun böyle sabah namazı kılarken, akşam namazı kılarken bunlar o da sesli okuyabilir. Yani arkadan cemaat varmış gibi okuyabilir bunları böyle. Hatta ne dese, yani bana uyanan imam olduğum diye kalbini geçirirse bu daha makbuldür böyle. Çünkü Müslüman cinler uyar insana bazen böyle. Bir de gece namazında sessiz okumak da serbesttir. Yani şart değil sessiz okuması böyle, okuyabilir yani. Anlıyor böyle böyle. Gece namazında, yani teheccüde kalarken mesela, gece nafile kalarken de okuyabilir böyle. Öğün namazını kılarken, gündüz, ikindi kılarken, bir de gündüz nafile namazında ise mutlaka sessiz okuması vacip. Yani tek kılan kişi, öğün namazında sesli okursa vacibi tertten sevişine gerekiyor muhtemelen böyle böyle. İkinci namazında o tabi sesli okuması gerekiyor. Tek kılan kişinin de sesli okursa yine sevişine gerekiyor. Bir de gündüz nafile kılarken işaret namazı, kuş namazı, meşrit namazı gibi böyle şükür namazı, çok namazı var tabi böyle. Bunlar sessiz okumak gibi, sessiz okumak gibi böyle. Sessiz okuyamam bunları böyle. Vacidir böyle bu. Cemaate gelince imam tabi öndedir. O anlamazda imam geliyor böyle okurken. İmamın sabah namazını, cuma namazını, Ramazan teravih namazını, vitir namazını, Ramazan'a baksın böyle böyle. Bunların ilk iki rekatında, adam sabah iki rekat, cuma iki rekat, ne kalıyor? Akşam yatsı kalıyor. Akşam ilk iki rekatında, yatsı ilk iki rekatında sessiz okunması da vacip imama muhtemelen. Yani yanıldı mesela bir imam, tekbir aldı, yatsı namazını kıldıracak. Sessiz okunması gerekiyor ilk iki rekatında. Daldı, o da insan. Olabilir bu şekilde. İşten başladı bu şekilde. Arkadan mesela cemaatle uyarır bize. Sübhanallah diye uyarır kendisine böyle. Aklı başına geldiğimi ne yapar? Eğer Elam-ı Şerif'in üç ayet okumuşsa, işinden gizlice tekrar baştan alır, sesli okur. Ama sevinçle gerekiyor muhtemelen böyle. Elhamdülillah bir ayet başlamışsa böyle, olma gerekmiyor sevinçle böyle. Evet, cemaatta tabi imam kişi evinde mesela kılabilir, eşinde, çocuğunda kılabilir mesela. Hep cemaat, aynı cemaat fark etmez. Demek ki akşam namazında, sabah namazında,
yatsı namazında bunlara okuması gerekiyor bunları. Yine cemaatle kılarken akşam üçüncü rekatında yatsı sonra ikinci rekatında da sessiz okuması, o da vacip, sessiz okuması. Mesela akşam ikinci rekatında sessiz okudu. Üçüncü yine elhamdülillah başta sessiz okudu. Yine vacip tek burada. Yanında sevgisi de gerekiyor böyle. Yatsının mesela iki rekatında sessiz okudu. Daldı üçüncü rekatta aşağı geldi. Elhamdülillah başladı bağırma okumaya yine böyle. Ne gerekiyor burada? Sevgisi de gerekiyor muhtemelen böyle böyle. İnanmadığın incelikleri bunlar muhtemelen bunlar böyle. Bazı insanın aklına gelir bazı kişilerin mesela. O kadar incelik olur mu o kadar böyle? Sen Allah kabilirsin. İşini duyuyor hanımlardan anlıyor musun? Hanımlar mesela poğaça yapacak, pastı yapacak, kek yapacak değil mi böyle? Ne yapıyor? Bunun bir formülü alıyor. Yazıyor bunu hatırlayın böyle. İşte iki yumurta, şu kadar şu, bu kadar bu, bu kadar gramı, bu kadar şundan şekeri. Bunların tam ölçüleri var bunların. Ölçüleri var bunların böyle. Ölçüye bunu yapıyor böyle hatırlayın böyle. Ne olacak ya? Karşıya gitsin işte. Yen gelsin, karşı bir şey yoksun. Olmaz mı trenle? Bir de buna şekil verecek. Şekil verecek buna. Mesela baklava yapıyor. Baklavanın bir kesilmiş şekli var. Dört kişi olmuyor baklava. Demek ki bir yemekte, bir hamur içinde, bir baklava da böyle, bunun formülleri var, inceliği var. Yani hesap ile. Hatta mesela pastaneler dağıtarlar bunlara derler. Terazi vardı mesela. İşte 20 gram şu, 100 gram bu, 50 gram bu dağıtarak koyarlar bunlara böyle böyle böyle. İşte namazda bundan daha hassas namazdır hemen. Daha hassas böyle. Bir insan namaza durdu. Tekbir aldı, namaz durdu.